Herkese merhabalar. Futbol Manager 2024'te Galatasaray kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Sizlerle en son futbol şansının, futbol meleklerimizin omuzumuza konduğu bir karşılaşmada Salzburg'u deplasmanda 3-1 yenildiğimiz karşılaşmada kendi sahamızda 3-0 yenerek totalde 4-3'lük skorla eledik ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktık. Çeyrek finaldeki rakibimiz belli oldu arkadaşlar. İngiliz devi Manchester United'la oynayacağız. Çeyrek finalde bu videomuzda sizlerle Beşiktaş derbisine çıkacağız ve iki Manchester United Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçlarını oynayacağız. Evet, Manchester United için deneyecek çok fazla bir şey yok. Kaliteli bir ekip şu an Premier Lig'de 3. sırada arkadaşlar Manchester United 31 maçta 60 puanla. Orada City şampiyonluğunu ilan etmiş diyebiliriz ki gayet normal bir durum açıkçası. Kadrosuna baktığımızda, taktiğe baktığımızda 4-3-3 ile sahaya yayılıyorlar. Martinez, Varane, Wan-Bissaka, Casemiro, Eriksen, Mason Mount, Garnacho, Rashford, Anthony. Tabii yedeklerde Jadon Sancho var, Lindelöf, Harry Maguire oynamasını istiyoruz. Açıkçası bizim maçta Altay Bayındır var arkadaşlar. Ona anası iyi bir takım. Yani Lucas Torreira var, eski aşk, Eyşan. Gözlerim doldu şu an Lucas Torreira'yı görünce. Taremi var. Şeyi göremedim ben. Evet, Bruno Fernandes de var. Bruno Fernandes de var arkadaşlar. Zorlu bir karşılaşma olacak bizim için. Favori Manchester United. Neden? Çünkü gerçekten çok iyi oynamıyoruz arkadaşlar. Evet, Salzburg maçından sonra bir Adana Demirspor karşılaşmasına çıktık. Kendi saha ve seyircimiz önünde. Tabela çok iyi. 3-0. Ciddi bir rotasyon yaptığımız bir karşılaşmaydı arkadaşlar. Ama iyi oynadığımızı söylemek çok mümkün değil. Maçın hücum performansları 17 şut, 8 isabet ve sadece 1.68 gol beklentisi. İç saha için yeterli bir performans değil. Pozisyon vermedik rakibe. 3 şut 1 isabet 0.46 gol beklentileri var. Fatawu Ziyech ve Polster golleriyle 3-0 kazanmayı başardık. Hakim Ziyech 8.4 ile maçın adamı oldu. Fatawu 8, Diop 7.5, Yasin Özcan 7.6, Sacha Boye 7.6 ve Ernst 7.5 performans puanıyla geceye diğer damga vurulan isimler oldular. Ligde puan tablosunda çok rahatız. Emin adımlarla şampiyonluğa yürüyoruz. Hatta bu videomuzda belki şampiyonluk maçını da görebiliriz. 27 maç, 27 galibiyet, 81 puandayız arkadaşlar. Ama hakikaten Fenerbahçe'nin performansı, şampiyonluk performansı 29 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet, 74 puanda sarı lacivertler. Trabzon 64, Samsun 61 ve Beşiktaş 54 puanda. Evet, şimdi Beşiktaş deplasmanına gidiyoruz. Beşiktaş deplasmanında Manchester United maçı da var. O maçı da düşünerek ufak rotasyonlarla çıkıyoruz arkadaşlar. Özellikle dünya yıldızımız, süper yıldızımız Kvaratskhelia. Yani Kvara'yı dinlendiriyoruz bu karşılaşmada. İlk 11'imiz aynı zamanda şu an aynı zamanda milli takım arasından geldik. Fatawu gibi isimlerin de kondisyonları tam değil. Onları da biraz dinlendireceğiz. İlk 11'imiz Ernst, Romero, Bitsiabu, Nagalo, Martel, Diop, Piniaev, Kerem, Arda, Barış Alper ve Esposito şeklinde. İyi oynamıyoruz. Açıkçası bu plan değişikliğini de getirebilir önümüzdeki sezon 3. sezonda. Bu taktiği değiştirebiliriz. Kafamda çeşitli planlar var. Onlara ileride bakacağız. Evet, Beşiktaş'ın teknik direktörü de Flick. Müthiş teknik direktör. Haydi bakalım. Vurduğumuz gol, yediğimiz offside olsun diyoruz ve derbiye çıkıyoruz. Derbiye çıkıyoruz. Evet, maçın 11. dakikası içindeyiz. Yine iyi bir maç başlangıcı yapamadık. Rebic, özellikle topa sahip olamıyoruz. Evet, bir penaltı incelemesi olacak. Ceza sahası içinde mi, dışında mı? Bana kalırsa dışında. Diop da buna isyan ediyor. İsyan ediyor Diop, haklı. Evet, dışarıda arkadaşlar. Dışarıda, dakikalar 12. 22. dakika, Martel. Arda, Piniyev geliyor. Bıraktı, Kerem Aktürkoğlu vurdu üstten dışarıya. Üstten dışarıya. Evet, dakikalar 30. Yani şimdi Hacı Ahmetoviç lafımı ağzıma soktular ve golü de soktular arkadaşlar. İyi soktular. 1-0 oldu. Kötüyüz. İyi değiliz. Yani United maçı öncesi bu takım performansı çok iç açıcı değil. Özellikle hücumsal varyasyonlarda yok olduk gittik. Ya yani Salzburg'u futbol şansıyla geçtik açıkçası. Salzburg. Evet, maçın 43. dakikası içindeyiz. Çok kötüyüz arkadaşlar. Yani gerçekten kötü bir Galatasaray izlettiriyorum size. An itibariyle maçın istatistikleri, rakibin 5 şut 2 isabet 0.64 gol beklentisi var. Tamam, normal, hadi Beşiktaş deplasmanı, ama hücumda 3 şut 2 isabet 0.14 gol beklentimiz var sadece. Bunun açıklaması yok. Yani bu çok kötü bir performans diyebilirim.
Şimdi ikinci yarıda bakacağız tabii ki. Biraz öne atacağız. Serbest defans, orta saha hücum diyeceğiz. Bireysel performanslar da gerçekten kötü, bir domino hamlesi yapalım. Arda Güler yerine bir Ziyech alalım diyeceğim ama yabancı sınırlamasına takılıyoruz. Orkun alalım. Arda yerine bir Ziyech atalım. Çok kötü bireysel performanslar var. Çok kötü. Yasin Romero yapalım. Kvara'yı da Kerem Aktürkoğlu yapalım. Çok oyuncu değiştirdik bu arada. Çok oyuncu değiştirdik. Yani tüm oyuncu değişikliği haklarını bitirdik. Evet, maçın 63. dakikası, üretemeyen bir Galatasaray var sahada arkadaşlar. Şimdi Hakim Ziyech. Net gol pozisyonumuz yok ya. Yani çok. Evet, bu arada çok komik bir gol atıyoruz. Pozisyonsuz, XG'si 0.00 olan bir gol atıyoruz. İşte Hakim Ziyech içeri çıkartıyor ve Beşiktaş kendi kalesine gol atıyor. Valentin Rozier, Mert. Enteresan bir gol bulduk arkadaşlar. Çok sevinemedim. 1-1. Evet, 76. dakika, skor 1-1. İki takım da pozisyon üretemiyor. Şimdi Domina aldı, Arjantin'i götürüyor. Domina vurdu dışarıya mı? Evet, Mert kurtardı. Biraz önce komik bir gol yiyen Mert kendini affettiriyor. Şimdi Pinyaev. Bir kafa dışarıya, dışarıya. Evet arkadaşlar, 85. dakikaya geldik. İkinci yarıda hani biraz kıpırdandık ama yani performans anlamında Manchester United maçı öncesi takım iyi sinyaller vermiyor. Şimdi Semih. Beşiktaş geliyor. İçeriye Semih. Hakim Ziyech ve Kvara aldı. Kvara götürüyor topu dribling halinde. Kvara. İyi çoğaldık. İyi çoğaldık. Ziyech'i gör. Ziyech'i gör. Ziyech'i gör. Domine asisti yaptı ve 2-1. Dakika 90 artı 3. Arjantinli golcümüz, genç golcümüz Domina, Kvara'nın asistinde golü atıyor ve Galatasaray'ımız bu kötü oynadığı mücadelede 2-1 öne geçmeyi başarıyor. İşte Kvara. Aslında Ziyech'e atması lazım. Ziyech bomboş ama zor noktaya Domina iyi vurmuş. 2-1. Evet, ikinci yarıdaki geri dönüşle 1-0'dan 2-1'e getirmeyi başardık maçı arkadaşlar ama yani çok iyi bir Galatasaray izlemiyoruz. Dediğim gibi çok tekrarlıyorum bunu, ne yazık ki United maçı öncesi iyi sinyaller vermiyoruz. Maçın istatistiklerinde siyah beyazların 6 şut 2 isabet, 0.7 gol beklentisi var. Galatasaray'ımızın 11 şut 5 isabet, 1.34 gol beklentisi var. Rozier'in kendi kalesine golü ve Domina'nın golleriyle 3 puanı almayı başardık. Bireysel performanslara baktığımızda arkadaşlar, ikinci yarıda giren oyuncular maçın kaderini değiştirdiler. Domina 7-9, Kvara 8 performans puanıyla man of the match oldu ve Yasin Ozcan 7.1 performans puanıyla oynadılar. Tabii kazanmak önemli ama United maçı öncesi açıkçası çok iyi sinyaller de verdiğimiz söylenemez. Puan tablosuna da bakacağız. 28 maçta 84 puandayız arkadaşlar. Puan kayıpsız şekilde ilerliyoruz ligde. 88 averajımız var. Fenerbahçe 74, Trabzon 64, Samsun 61 ve Beşiktaş 54 puanda, artık şampiyonluk için gün sayıyoruz diyebiliriz. Şimdi şöyle bir bakalım, şöyle bir bakalım. Parayı da koyduk kasamıza, 80 bin eurocuk. Kvara'nın da kondisyonda ciddi bir sıkıntı var. Yani Salzburg maçını aldı, 2 gol attı, müthiş bir gol attı. Bu maçı aldı, iyi bir yatırım, iyi bir transfer olduğunu gösteriyor. Yatırımlık bir transfer değil zaten. 29 maçlarda üst üste kazanıyoruz arkadaşlar. Şimdi 3 gün sonra Alanyaspor karşılaşması var. Ben bir takımı 2 gün dinlendireceğim. Bir kendilerine gelsinler. Çünkü kendilerinde değiller arkadaşlar. Bunu çok net söyleyelim. Alanya maçından sonra Manchester United maçına gidiyoruz. Ben ufak bir Alanya'yı uğrayacağım. Sizlerle Ali Sami Yen'de Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçına, United maçına gideceğiz. Evet arkadaşlar, Manchester United karşısındayız ve minik bir misafirimiz var. Çünkü nedenini açıklayacağım biraz sonra. Ona ben şans meleğim diyorum. Evet, neden minik Demir bizimle? Beşiktaş maçından sonra bir Türkiye Kupası maçı oynadık, Alanyaspor maçı. Takım kötü gidiyordu arkadaşlar. Yalan yok. Ben balkona çıktım. Bir duman molası verdim. Demir maçı izledi. Devre arasına geldim. Oyuna devam et dedim. Oynadı ve maç 10-0 bitti arkadaşlar. Yani bu kadar kötü bir takım, bu kadar bir ayağa kalkması, ben de Demir'den rica ettim. Karşılıksız yaptı bunu. Manchester United maçında bizimle olacak. Evet, Alanyaspor maçı tarihi bir skor gerçekten. Üstelik ciddi bir rotasyonla çıktık. 27 şut 18 isabet, 5.94 gol beklentisinden
Domina'nın 3, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Romero, Polster 2 gollerini bulduk. Rakibin de sadece 0.45 gol beklentisi vardı. Müthiş bir performans. Yani son zamanlardaki hücum performansımızın aksine müthiş bir performans ortaya koyduk. Bireysel performanslarda Arjantinli genç golcümüz Domina 10 performans puanı, Kerem 9.8, Barış Alper 10, Polster 10, Hakim Ziyech 10 arkadaşlar. İnanılmaz bir performans. Yani ben 4 kere 4 tane 10 performans puanını ilk defa görüyorum dostlar. Evet, Ali Samiyen'de Manchester United karşılaşmasındayız. Şimdi ilk 11'imize bakacağız. Ernst, Romero, Nagolo, Sacha Boye, Martel, Orkun, Kerem çok iyiydi arkadaşlar. Pinyev cezalı olduğu için sol tarafta ben Kerem'i kullanacağım bu karşıda. Pozisyonu kullanmıyoruz. Kvara, Arda, Fatao ve Esposito. Aslında hepiniz şu noktada bence hemfikiriz. Arda'nın yerine formayı hak eden Hakim Ziyech. Ama ben Arda'ya veriyorum. Niye öyle bir şey yapıyorum bilmiyorum. Yani enteresan bir karar işte. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bakalım Alanya maçı belki de tek maçlık bir performanstı. Erik ten Hag, Kelin 11'i, Onana, Dalot, Varane, Martinez, Carlos Augusto, Casemiro, Mason Mount, Eriksen, Anthony, Garnacho ve Marcus Rashford şeklinde. Yenecek miyiz? Casemiro var ya, Brezilyalı ortası. Bir şey söyleyeceğim. Tam maç skoru kaç biter? Tahmin et. 3-2. 3-2. Oğlum 3-2 olmasın lan. Kötü maç skoru verdin. Yapma oğlum ya. Evet, Eyşan. Bir Eyşan daha. 3-2 biz mi yeneriz? Arkadan hançerlendim. 3-2 ile bize ilerler ama daha iyi o bir skor olması lazım. Hadi bakalım. Vurduğumuz gol, yediğimiz offside olsun. Evet, maçın 8. dakikası. Casemiro, Garnacho bıraktı. Carlos, Mason Mount. Hayda. Yallah. Sasha. Carlos. Martinez. Basın oğlum, bas. Varane, Casemiro, Varane, kaleci Onana. Yap bu Onana bir güzellik be. Uzun bir top çıkarttılar. Savunma arkasında karşıladı. Kvara, Orkun, Arda Güler'le geliyor Galatasaray'ımız. Arda, Fat, offside. Offside, offside, offside. 10. dakika. Fata bu babacım o. Siyahi Barış Alper Yılmaz. Nagalo, Ernst, Sacha Boye, Orkun, aman çocuklar. Nagolo, basit hata yaparsak kesecekler faturayı. Kvara, Kerem Aktürkoğlu, Martel, Romero, Nagolo, Martel, Sacha, Nagolo, Orkun, Kvara'nın önüne doğru, Esposito aldı, vur attı, İtalyan attı. 1-0 Esposito! Ulan onan 30 metreden yedin golü yine lan. Kral kalecisin Onana. 1-0 önde Galatasaray'ımız. Genç İtalyan atmaya devam ediyor. İşte bakın. Sert vuruyor Onana. 1-0. Dakikalar 19. Romero savunmadan çıkmaya çalışıyor Galatasaray'ımız. Evet, Esposito attı babacığım. Orkun, Sacha Boye. Orkun yapma orada, Orkun yapma orada, Orkun. Ernst yapma ya, bizim önümüzdeki transfer sezonunda Orkun evet iyiydi ama çok iyi iki tane çapa orta saha ihtiyacımız var. Şimdi Anthony. Dışarıya, dışarıya. 21, Onana, Martinez. Çıkartmayın. Casemiro aldık. Aldık, Kvara. Kvara döndü. Arda Güler dışarıya. Dakikalar 35. Dalot, Mason Mount. Bunların kalecisi Onana, bizim kalecimiz Ernst diye bir Alman kaleci aldık babacığım. Üstlere gitti. Martinez, Onana, Rafael Varane. Dikkat, çok güzel geldi Kerem. Çok sinsi geldi. Kerem içeride. Arda Güler, biz Güler. Arda Güler, biz Güler. Arda Güler, biz Güler. Oğlum bu çocuğun ayağı gerçekten uğurlu. 2-0. Şans meleğim nerelerdeydi. 2-0 öndeyiz Manchester United karşısında Ali Samiyen'de. Kerem Aktürkoğlu. Arda Güler. Onana. Babacım kim? Orkun Kökçü o babacım. Evet arkadaşlar, Ali Samiyen'de gerçekten iyi bir ilk yarıyı geride bıraktık. Bir tane pozisyon verdik. O da Orkun'un top kaybından Garnacho'nun şutunu Ernst çıkarttı. Hücumda da özellikle preste çok etkiliydik.
11 şut, 7 isabet, 1.11 gol beklentisinden Esposito ve Arda gollerini bulduk. Manchester United'ın 4 şut, 2 isabet ve 0.54 gol beklentisi var sadece. Haydi bakalım ikinci yarıya da devam. Haydi bakalım. Dakikalar 48. Esposito, Sasha Boye, Euro oğlum. Euro oğlum. Euro oğlum. Sür. Sür oğlum. Çok iyi pas. Arda sıyrılamadı. Sıyrılamadı. Eriksen dikkat edelim. Mehdi Taremi girdi. Hoppa Martel. Alman panzeri Martel. Kvara. Çok iyi top. Arda gidiyor. İçeri çıkart. Esposito. Oh. 52. Çok iyi bir fırsat kaçırdık. Çok iyi bir fırsat kaçırdık. Kaleci Ernst. Evet. Şu Esposito. En üstteki Esposito babacığım. 8.2 yazıyor ya altında. O forvetimiz. Icardi'nin yerini aldık onu. Romero. Dakika 52. Kvara. Kerem. Martel. Çok kötü pas. Şimdi Martel aldı. Sasha Boye. Fatavu. Yürü oğlum. Yürü patlayıcı gücünü kullan. Fatavu çizgiye gitti. İçeriye girdi. Çıkarttı. Arda dışarıya. Neler kaçıyor Ali Sami Yen'de. Evet arkadaşlar. 62. dakikadayız. Kaçırdık. Yani gerçekten Esposito ve Arda Güler'in pozisyonları. Orkun bugün kötü. Onu yine video atacağım. Yani sanki Fatoğlu iyi 7.4 ile oynuyor ama bu maç biraz Barış Alper Yılmazlık bir maça dönmüş gibi hissediyorum. Böyle kanat oyuncusu diyeceğiz. Ve bence Ziyech Arda'nın yerini bir alalım. Golü attı ama ya da kalsın ya. Ya da kalsın. Vazgeçtim, Arda oyunda kalsın. Devam. Dakikalarda 69. Arda Güler. Kıvara vur oğlum. Kıvara şen ya. 115 milyon euroyu boşuna vermedik. Salzburg'u 2 attı. Beşiktaş maçında asist yaptı. Bu maçta da golünü atıyor. 3-0 oğlum. Senin ayağın acayip uğurlu lan. Kıvara 3-0. Evet dakikalar 70. Biraz tempoyu düşürebiliriz ama rüzgarı da arkamıza almışken çok müdahale etmek istemiyorum. Şimdi Varan, Casemiro, Lindelöf. Çıkartmıyoruz, çıkartmıyoruz Casemiro. Onana. Rafael Varan. Onana. Uzun topa zorlayalım. Rebound alalım. Lindelöf. Mason Mount. Şimdi Dalot. Sağ taraftan iyi çıktılar. Bu sefer kısa paslarla çıktı Manchester United. Dalot getirdi. Garnacho içeriye. Dikkat arkadaşlar. Dikkat. Dışarıya. Evet. Biraz tempoyu düşürmekte sanki fayda var. Yani 1.19 gol beklense de geldi Manchester United bu arada arkadaşlar. Şöyle yapalım. Top rakipteyken de. Top rakipteyken de şöyle yapacağız. Devam. O Nicolas Romero babacığım. Barış Alper. Bıraktı. Ernst. Dakikalar 74. Müthiş bir avantajla gidebiliriz Old Trafford'a. Sasha Boye. Barış Alper. Sasha Boye. Nagalo. Birazdan Polster hamlesini yapacağız. Sasha Boye. Nagalo. Polster ve Hakimzi'ye çalacağım. Arda Güler. Kıvara, Kıvara! Son anında müdahale ve bir geçiş hücumu şansını çok pis yakaladılar. Marcus Rashford, yallah diyoruz. Offside, offside hakem, offside. Evet, bence zamanı geldi. Kerem'de de hafif bir yorgunluk var, bir poster. Hakim Ziyech'i Arda Güler'in yerini alıyoruz. Haydi çocuklar. Evet, maçın 85. dakikasındayız. 3-0 öndeyiz Ali Sami'nde ve sonuna kadar hak ettik arkadaşlar. Hakikaten çok enteresan bir maç oldu. Pozisyon verdi, kaleci direkt. Şimdi Martel, o Nagalo babacığım. Nagalo. Dakikalar 90+3 ve karşılaşma bitiyor arkadaşlar. Hakikaten Deli'nin ayağı uğurlu geldi. Çok enteresan. Çökmüş takımı ayağa kaldırdı diyebilirim. İyi de oynadık. Pozisyon verdik mi? Verdik arkadaşlar ama ciddi bir hücumda performansımız var. Net bir skorla Old Trafford'a gidiyoruz. Maçın istatistikleri 19 şut, 10 isabet, 2.17 gol beklentisinden Esposito, Arda ve Kvara gollerini bulduk. United'ın 10 şut 3 isabet 1.21 gol beklentisi var arkadaşlar. Maçın adamı ise Esposito 8.5, Kvara 8.1, Arda Güler 8.2, Ernst 7.9, Sasha Boye 7.6 ve Nagalo 7.5 performans puanı arkadaşlar. Erik Martel de Alman oyuncu 7.5 ile oynadı. Martel iyi ama onun yanına çok iyi bir adama ihtiyacımız var. Müthiş galibiyet. Müthiş galibiyet. Yani yarı final için çok büyük bir avantajı yakalamış durumdayız. Diğer karşılaşmada da Paris Saint Germain Liverpool'u 2-1'lik skorla geçmiş ama tur bence o maçta ortada diyebiliriz. Evet, Ten Hag basın toplantısında fazla yorumda bulunamadı. Ne diyoruz babacığım biliyor musun? Keltoş, babana koş diyoruz babacığım. Keltoş, babana koş.
Evet, Esposito 8,5 performans puanıyla gecenin adamı oldu. İki gün sonra bir Antalya Spor maçı var. Bu kadroyu kullanmayacağım ama bir günlük bir izni verelim arkadaşlar. Ben Antalya'ya bir uğruyorum ve rövanşla 3-0'ın rövanşına çeyrek finalde Old Trafford'a çıkıyoruz. Evet arkadaşlar, 3-0'ın rövanşında Old Trafford'tayız. Yine yalnızız, satıldık arkadaşlar. Abisiyle futbol oynamak için bizi yarı yolda bıraktı Demircik. Çok kalabalık bir yalnızım. Şampiyonluk maçını oynadık bu arada ve Antalya Spor'u 3-1 ile geçerek Süper Lig'de üst üste ikinci kez şampiyonluğumuzu ilan ettik bu kariyerde. Şöyle bir maça bir bakalım arkadaşlar. 18 şut, 8 isabet, 3.81 gol beklentisi, %72 toplu oynamadan Kerem ve Domina'nın 2 golüyle 3-1 kazandık. Rakibin 5 şut 3 isabet, 0.92 gol beklentisi vardı. Performanslarda Domina 8.6 ile maçın adamı, Kerem 8.5, Diop 7.8, Polster 8, Hakim Ziyech 7 performans puanıyla oynadılar. Evet, ligde baktığımız zaman ligde 5 hafta kala şampiyon olduk. 29 maç, 29 galibiyet, 90 averaj ve 87 puan. Bundan sonraki burada mücadelemiz son 5 haftada arkadaşlar averajımızın puanı geçmesi olacak. Fantazilere giriyoruz artık, fantazilere. Ve evet, 3-0'ın rövanşı bu videomuzun da son maçında Manchester United karşısındaydı Old Trafford'da. Şimdi ilk önce kadroyu hazırlayacağız ama bir dengeliğe geçelim. Ciddi bir rotasyon yaptım. Bu arada arkadaşlar, oyuncularımıza yine çok büyük ilgiler var. Esposito'yu Olympique Marseille istiyor mesela. Sacha Boey'i Manchester City ve Al Hilal istiyor. Yine hareketli bir transfer dönemi bizi bekliyor gibi gözüküyor. Evet, Esposito'yu alacağız tabii ki. Orkun'u alacağız Diouf yerine. Fatavu'yu alacağım. Şöyle ters ayaklı kanat diyelim. Arda Güler'i alacağız Hakim Ziyech yerine ve Kvara. Kariyerimizi değiştirdi. 115 milyon euro gerçekten değdi arkadaşlar. Pinyev'in cezası bitti, bu karşılaşmada geliyor. Martel'i koyacağız. Sacha Boey'i koyacağız. Ben Nagalo'yu merkezde kullanacağım. Bitsia bunun biraz çevikliği düşük bu maçta. Çünkü çeviklik lazım bize. Nicolas Romero'yu da sol kenar stopere koyuyoruz. Dengeliğe geçtik ve haydi bakalım. Haydi bakalım arkadaşlar. Yani 3-0'ın rövanşında bu maçı verirsek gerçekten diyecek çok fazla bir şey yok. Diyecek bir şey yok. Evet, Erik ten Hag'ın 11'i. Onana, Dalot, Varane, Martinez, Carlos Augusto, Torreira, Mason Mount, Eriksen, Anthony, Rashford ve Taremi. Ve Torreira'nın golü olabilir bize. Eski oyuncularımız sever bizi. Haydi aslanlar, haydi aslanlar. Yarı final için Old Trafford'tayız. Evet, karşılaşmanın 26. dakikası. Eriksen şu ana kadar çok iyi bir savunma performansı gösterdik. Martinez, Esposito savunmaya yardım ediyor. Sakin. Ernst. Hiç pozisyon vermedik arkadaşlar. Nagalo, Martel. Çok iyi de çıktık. Arda Güler aldı. Arda Güler Fatavu top istiyor. Arda sağ çizgiye indi. Arda taşıdı. Arda gitti. Müthiş hareketler. Şut! Ah! Şimdi Pinyev yine Arda Kvara. Bir geçiş hücumu. Kvara götürüyor. Götürüyor dripling halinde. Fatavu sever bu topları. Fatavu Sacha Boey'e döndü. Şimdi biraz set hücumuna döndük. Sacha Boey geliyor sağ taraftan, orta. Esposito dışarıya. Evet, 40. dakikadayız. Müthiş bir savunma performansımız var arkadaşlar. Diğer verilerinde hepsinde Manchester United'a üstünlük sağladık. 0-0. 3-0'ın avantajını da koruyoruz. Dakika 44. Şimdi Sacha Boey. Ernst'e bıraktı. Ernst. Nagalo. Bıraktı Orkun Kökçü. Nagalo, aman arkadaşlar, bu dakikada umut vermeyelim Manchester United'a. Basit top kaybı yapmayalım. Martel, Kvara aldı topu götürüyor. Kvara, Pinyev top istedi. Kvara, bıraktı Martel. Martel'den yeniden Kvara. Romero, oyun kuruyor Galatasaray'ımız. Martel, Romero, Kvara, Pinyev. Şimdi yeniden Romero, güzel oyun kurduk orada. Nagalo. Dikkat, dikkat. Orkun, Fatavu bomboş. Aradan Kvara, Şelya. 1-0, total 4-0. Müthiş. Kariyerimizi değiştirdi o da Demir'le birlikte. Yine atıyor. Hem de gizli forvette atıyor arkadaşlar. İşte Orkun Kökçü Kvara'yı bırakıyor. Kvara. Şenola cimbom, Şenola. Evet, müthiş bir deplasman performansı. 3-0'ın avantajı ancak bu kadar korunabilirdi arkadaşlar. Yani rakibe pozisyon vermedik. 3 şut, 2 isabet ve 0.22 gol beklentileri var. Biz 5 şut, 3 isabet, 0.78 gol beklentisi ve %60 toplu oynadık. Old Trafford'da ve Kvara'yla da golü bulmayı başardık. Şimdi ikinci yarıda Orkun'u çıkartmamız lazım Sarıkars sınırında ama birazcık daha bekleyeceğiz. Haydi çocuklar. Evet, dakikalarda 58. Birazdan soyunma odasına gireceğiz. Nagalo, Ernst. İkinci yarıda da pozisyon vermedik Manchester United'a. Romero, Martel, dikkat, Kvara,
Arda'ya biraz yavaş bir top. Şimdi Antonio, ama oğlum şu şerefsizden gol yemeyin de. Marcus Rashford. Gol. Mehdi attı. 1-1 oldu. Orkun'u çıkartmamız lazım. Barış Alper ve Kerem'i de atabiliriz. Gol gol. Offside. 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 Evet, şu soyunma odasına bir gidelim bence. Bakalım offside. Nasıl offside lan bu? Nasıl offside lan? Neyse arkadaşlar, çok kurcalamaya gerek yok. Deringe ise. Evet, şimdi. Barış Alper gelsin Fatov yerine. Kanat oyuncusu destek yapalım. Kerem'i Pinyev yerine atalım. Orkun'u çıkartacağız sarı kart sınırında arkadaşlar. Diouf atacağız. Domino'da Esposito yapalım. Esposito da bugün gününde değil. Haydi bakalım. Dakikalarda 61. Arda Güler. Orta savunma. Romero. İkinci pozisyon. Onana. Kariyer kurtarışını yapıyor. Onana. Şimdi dikkat. Bu dakikalara dikkat. Carlos Augusto. Martinez. Bıraktı Dalot. Antonio'ya dikkat. Antonio aldı. Kaçırdık. Ve golü yedik. Mehdi Taremi attı. 4-1 arkadaşlar. İlk defa kaçırdık ve topu filelerimizden çıkartıyoruz Old Trafford'da. Olsun, sıkıntı yok. Yarım saat var. Maçın uzatmaya gitmesi için 3 gol lazım Manchester United'a. Birazcık şimdi savunma hamleleri yapacağız. Takımı biraz, takım boyunu geri çekeceğiz. Offside yok bence de, doğru karar. Şöyle bir gelelim. Tempomuzu bir düşürelim. Tempomuzu düşürüp zaman geçirmeye artalım. Top rakipteyken de bir tık geride karşılayacağız. Haydi çocuklar, haydi. Evet, dakikalarda 75. Mason Mount. Savunma. Kaleci Ernst çıktı, topu aldı. Evet, uzatmalarla birlikte yaklaşık 20 dakikalık bir zaman dilimi kaldı. Manchester United ön alan baskısı yapıyor. Dikkat etmemiz lazım. Basit top kaybı kesinlikle yapmamamız gereken dakikalara geldik. Şimdi uzun top. Domino alamadı. Dalot. Torreira. Onana. Martinez. Torreira. Dalot. Kerem Aktürkoğlu aradan Domino'nun önüne. Arjantinli gitti. Gole gidiyor. Domino dışarıya. Evet, tekrar 86 arkadaşlar. Yarı finaldeyiz diyebilirim. Bir futbol mucizesi olmazsa bu dakikadan sonra. Ve sonuna kadar da hak ettiğimiz bir tur oldu. Yani şurada Old Trafford'da bile bütün istatistiklerde de öndeyiz Manchester United'a karşı. Şimdi Jadon Sancho döndü. Bıraktı Lindelöf. Savunma arkasına doğru. Mehdi Taremi. Garnacho bomboş. Gol pozisyonu ve gol. Offside yok bence. Ne yazık ki 2-1 oluyor. Mehdi Taremi'yi durduramadık. Bence gol arkadaşlar. Offside. Offside. Hakem bizden. Kollina gibi yönetiyor maçı. Kollina gibi. Yalnız o ilk offside tartışılır arkadaşlar. Bilmiyorum. İlk yediğimiz offside gol. Dakikalarda 89 artık. Yarı finaldeyiz. Evet, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finaldeyiz diye. Yarı finaldeyiz artık. Buradan bir futbol mucizesi çıkması lazım. Öyle bir şey olmaz. Futbol mucizesi de buna izin vermez arkadaşlar. 90 artı 2. dakika Old Trafford'da. Özellikle ilk yarı muhteşem bir Galatasaray izledik. Bugün hücum oyuncularımızın performansı bir tık daha yüksek olsaydı ki Kvara dışında iyi performans alamadık oyuncularımızdan. Kazanabilirdik bile Old Trafford'da. Şimdi Onana, Martinez, Mason Mount, Garnacho çok etkili oynadı bugün. Garnacho getiriyor. Garnacho şut pozisyonunda. Garnacho içeriye girdi. Direkten döndü. Çok etkili oynadı. Kvara bıraktı. Diouf. Orkun'u da aradık tabii. Orkun çıktıktan sonra orta alan daha geçişken oldu arkadaşlar. Ama en azından sarı kart sınırındaydı Orkun. Onu da korumuş olduk. Ve evet, Old Trafford'da Galatasaray'ımız yarı finalde. Hak ederek yarı finaldeyiz. 1-1 bitiyor. Krava golüne Mehdi Taremi ile cevap verdi Manchester United. Yetmedi. Totalde 4-1 ile yarı finaldeyiz. Maçın istatistikleri özellikle ilk yarıda çok iyiydik. Yine de üstün istatistiklerle 9 şut 4 isabet 1.19 gol beklentimiz var. %56 topla oynadık. United'ın 9 şut 6 isabet 0.8 gol beklentisi var. Bireysel performanslarda ise Orkun Kökçü 7.4, Kvara 7, Ernst 7 ve Sasha Boya 7 performans puanıyla oynadı. Hücum oyuncularımız biraz kıpırdasalar gerçekten kazanabilirdik Old Trafford'da arkadaşlar, ama kollarımı yukarı kaldıracağım. Helal olsun çocuklar diyeceğim. Daha ne diyeceğim, ve yarı finaldeyiz. Gerçekten büyük bir başarı. Bu arada diğer yarı final mücadelesinde ise Paris Saint-Germain deplasmanda Liverpool'u 1-0 ile geçiyor.
ve totalde 3-1'lik skorla Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmeyi başarıyor. Paris temsilcisi arkadaşlar kasayı da yaklaşık 10 milyon euroyu sokmayı başardık. Yarı finaldeki rakibimize de bakacağız. Paris Saint-Germain'le oynayacağız arkadaşlar. Evet, yarı finalde Paris Saint-Germain'le oynayacağız. Gerçekten çok enteresan bir video oldu bizim için. Beşiktaş deplasmanında çok kötü oyunla kazandık. Daha sonra Demir'in ayağı kariyere öyle bir uğurlu geldi ki Alanya'yı 10-0'la geçtik. Türkiye Kupası çeyrek finalde United'ı iç sahada 3-0'la geçtik. Antalya'yı 3-1'le geçtik kendi sahamızda ve Old Trafford'dan 1-1'le dönüp yarı finale çıkmayı başardık. Ligde de şampiyonluğumuzu ilan ettik. Önümüzdeki videoda arkadaşlar sizlerle Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarını oynayacağız. Sezon finali videosu da olabilir. Elenirsek de Türkiye Kupası'na final çıkarsak o Türkiye Kupası finalini oynarız. İlk maçlarının da sonuçlarına bakacağız. Zaten şampiyon olduk arkadaşlar. Evet, şu ana kadar sezonun bu zamana kadarki performansına baktığımızda Kıvara gerçekten 115 milyon euro verdik ama hakkını veriyor. 9 maç 8 ilk 11 olmak üzere 9 gol 2 asist 7.88 ile oynuyor Kıvara arkadaşlar. Yeni transferlerden Polster 6 gol 5 asist 7.83. Esposito 26 gol 6 asist 7.57. Hakim Ziyech 12 gol 15 asist 7.46. Fatavu 2 gol 6 asist 7.38. Orkun 11 gol 9 asist 7.38. Sasha Boye 1 gol 2 asist 7.34. Kerem 11 gol 12 asist 7.33. Bitsiya bu 4 gol 4 asist 7.31 performans puanıyla oynuyorlar. Domina'nın da 19 golü olduğunun altını çizelim arkadaşlar. Ve antrenmanlar, bireysel antrenmanlara şöyle bir bakalım. Antrenman performans puanları arkadaşlar tam tamına 2, 4, 6, 8 oyunumuzun antrenman puanı 9 ve üzerinde. Bu büyük bir başarı diyebilirim. Ve Esposito hem atıyor hem de muazzam bir gelişimi söz konusu. Hala gelişiyor. Teknik, zihinsel ve fiziksel muazzam bir gelişim var İtalya'nın. Arjantinli Domina, onun da bu videoda özellikle golleri çok önemliydi bizim için. O da fiziksel, zihinsel ve teknik gelişimine devam ediyor arkadaşlar. Alman panzeri Erik Martel, bir Torreira profili yok belki ama iyi geliştiğinin altını çizelim. Hem teknik, hem zihinsel, hem de fiziksel gelişimi gerçekten muazzam. Ve Arda Güler bence muazzam bir profile evrilmek üzere ki onun sezon sonunda 24 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanıp kadromuza da katacağız. Performansı da hiç fena değil arkadaşlar. Hem teknik hem zihinsel hem de fiziksel artışına devam ediyor. Eyüp Aydın'ın da geçtiğimiz GSR'deki profiline göre hem fiziksel hem zihinsel hem de teknik geliştiğini söyleyelim ve o gelişimde hala devam ediyor. Diop, onun da gelişimi var. Sakatlıklardan çok çekti. Çok istediğimiz performansı alamadık Diop'tan aslına bakarsanız. Önümüzdeki sezon ilk transfer hedeflerimiz bizim merkez orta saha olacak. Ben Orkun'dan da çok memnun değilim açıkçası. Ve Fatavu 1 Ocak transferi müthiş gelişiyor ve çok da iyi bir performans var. Özellikle teknik gelişimi daha önemli çünkü fiziksel gerçekten iyi bir noktada Fatavu arkadaşlar. Ve Can Uzun, çok forma şansı veremedik evdeki oyuncu havuzundan dolayı ama ufak gelişimi var. Çok tatmin edici bir gelişim olmasa da onun da gelişimi var arkadaşlar. Ve Kıvara yeni mevki gizli forvet görüyorsunuz, yavaş yavaş oraya alışıyor. Ve gelişimi sürdürüyor. Kariyerimizi değiştiren adamlardan biri. Ama kariyerimizi değiştiren ilk kişi Demir'dir. Çok net söyleyeyim. Ve Pinyev, onun da ufak gelişimleri mevcut arkadaşlar. Evet, çok eğlenceli bir video oldu. Yoruldum da arkadaşlar. Umarım siz de güzel vakit geçirmişsinizdir. Önümüzdeki video belki sezon finali videosu olabilir. Bakacağız. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint Germain serisinde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın ve Football Manager 2024'te kalın diyorum.